Arkadaşlar herkese selamlar. Kucak dolusu. <laughs> Arkadaşlar bugün üzerinde konuşmak istediğim konu kapitalizm biter mi? İkincisi de 3. Dünya Savaşı çıkar mı? Dünyadaki kapitalizm biter mi? Bitebilir çünkü yeni teknolojileri uygulayacaklar. Robotlar hayatımıza girebilir, yapay zeka hayatımıza girebilir. Şu anda bilmediğimiz pek çok teknoloji hayatımıza girebilir. Bu esnada işe yaramayan insanları azaltalım falan filan gibi bir mevzu var. Yani kulağa hoş geliyor ama ben ölmeyeceksem bunu yapabilirler. Ben öleceksem eğer bu şey içinde ben bu öjenin filan muhabbetlerine, dünya nüfusunu azaltmaya karşıyım. Ben ölmeyeceksem, ben hayatta kalacaksam dünya nüfusu 500 milyona inebilir. <laughs> Böyle bir mantıktayım. Yani listeleri açıklasınlar. Kim ölecek, kim kalacak. Eğer ki ben listede yoksam isterse 50 milyona düşürsünler size şöyle söyleyeyim. İsterse dünya nüfusunu bir milyonu, isterse bin kişiye düşürsün ya. Anlatabileyim. Ben takılır giderim. ikinci Adem gibi olurum. Hatta ikinci Adem'e Hazreti Nuh diyorlar. Üçüncü Adem bile olabilirim. Sadece ben bile kalabilirim. 10 tane kadın falan bıraksınlar mesela bana. Ben onları çoğaltırım. Bütün dünya bana benzese iyi olmaz mı? <laughs> Şimdi bu kapitalizmin sonu gelir mi? Her işi robotlar yapacak muhabbetinde tehlikelerden biri de bu şakamaka. Neden biliyor musunuz? Erkek robotlar da yapacaklar kadınlara pompalayan. Sadece robot araba fabrikasında çalışmayacak. Sadece robot senin evini temizlemeyecek. Sadece robot tarlada çalışmayacak. O robotun erkek robot versiyonunu yapacaklar. O robot işte kadına da pompalayacak. Anlatabiliyor muyum? Like an Erkekler şey zannediyor böyle hani her işi robotlar yapacak. İşte altına da robotlar pompalayacak. Terminatör gibi bir robot düşün ya. Terminatör. Sen onunla mücadele edebilir misin? Tipine diyecek ki işte sallıyorum Leonardo DiCaprio gibi kas sistemi ve nasıl diyeyim dalgayı buradan mesela böyle bir cihaz olacak. Zız döndürecek. Zızık dalga uzacak. 20 santim, 30 santim. Titreşim. Telefondaki gibi teknoloji koyar. Zızık falan diye. Titreye titreye mahveder. Geceler bitmez. Sabahlar olmaz. Biz erkekler ne oluruz? İt köpek oluruz. Karşıdan bakarız böyle. Robotlarla kadınların aşkını izleriz. O açıdan hani kapitalizm bitiyor mu? Robotlar mı geliyor? Robotlar gelirse böyle gelir. <laughs> Bunun haricinde arkadaşlar 3. Dünya Savaşı falan muhabbetleri şimdi söylemeye başladılar. İşte normalde ne demişlerdi? İpne Çinli'nin bir tanesi gitti yarasa yedi. Oradan işte bütün dünyaya virüs yayıldı. Şimdi İngiltere, Fransa, işte Amerika bilmem ne ne diyor. Bunu Çin kendi çıkardı diyor. Bu savaş sebebi demek. Biyolojik savaş diye bir muhabbet var zaten. Ama şöyle bir tehlike var. Eğer bu muhabbeti adamlar Çin'e yıkarlarsa ve gerçekten ispatlarlarsa o zaman bu kapitalistler Allahsız olur. Harbi harbi nükleer füzeleri falan ateşlerler. O zaman ortalık karışır. Öyle bir durumda ortalık karışırsa nükleer savaş bilmem ne falan dediğim gibi inşallah ben ölmem. Siz de ölmezsiniz. Abone da kaybetmek istemiyorum. <laughs> Zaten az. Ama bu işler sakat yani. Çok sakat. Arkadaşlar bin nükleer bombanın şu anda etki tesir alanı binlerce kilometre. Eskisi gibi o işte nasıl diyeyim Nagasaki'ye atılan bilmem ne falan gibi değil yani. Şu anda silahlar çok daha kuvvetli. Sıcak savaşı çıktığı anda ben alüminyum folyo filan kendimi sarıp alüminyum folyo ile böyle fış fış öyle bir şey oldu diyelim sokağa çıkarım. Hani Öyle bir nükleer silah denenecek, atılacak. Alüminyum folyoyu sarma sebebim de hani korunmak için nükleer değil hani normal yanık olmayayım da direkt tavuk gibi kızarayım en azından <laughs> o şekilde ölüp gideyim diye. Anlatabiliyor muyum? Direkt öleyim yani. Daha acısız bir ölüm olsun diye kendimi alüminyum folyoyla sarma muhabbeti. Anlatabiliyor muyum? Hani o <laughs> kızarmış tavuk alıyorsun böyle alüminyum folyoya sarıyorlar ya o mantık gibi. Hani en azından beni açarlar Böyle heh olmuş dedim. <laughs> Mis gibi falan gibi. Yoksa yandım ettim aman üzerime bir bepanten süreyim. Yok bilmem ne süreyim. O muhabbetler sakat. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum sizi.